كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebubekir devrinde teravihler teker teker kılınıyor. Yani herkes ferdi kılıyordu. Cemaatle kılınma çok yoktu. Hazreti Ömer zamanında teravihler cemaatle kılınmaya başlandı. Şimdi bu sebeple Hazreti Ömer'in başlatmış olduğu toplu cemaat sebebiyle Hazreti Ömer'in sünneti olarak geçer bu. Tabii ki de sünnetin şekli değiştirilmediği için sünnet olarak kabul edilir. Çünkü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam halifelerimin sünnetlerine de uyun diye hadisi var. Şimdi bakın. Hızlı hızlı okuyacağım. İyi dinleyin. Teravih namazının günlerine göre faziletleri. İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Birinci gece teravih namazı kılanın bütün günahları bağışlanıyor. İlk gece teravih kılanın bütün günahları affediliyor. İkinci gece teravih kılanın eğer mümin ise anne babaların bütün günahları bağışlanıyor. Üçüncü gece teravih namazı kılana melekler müjde verecekler ki ey falan kişi sana müjdeler olsun ki Allah Celle Celal senin amelini kabul edip umduna nail eyledi. Dördüncü gece kılana ise Allah Celle Celal'u Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an okumuş kadar sevap verir. Beşinci gece teravih kılana Allah Celle Celal'u Mescid-i Haram'da namaz kılanın sevabı kadar sevap verir. Mescid-i Haram neresi? Kabe. Kabe'de namaz kılmış gibi sevap verir. Altıncı gece teravih namazı kılana Allah Celle Celal'u Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder. Yedinci gece teravih kılana Allah Celle Celal'u Hazreti Musa'nın yanında Firavun ve Haman ile savaşmış mücadele etmiş gibi sevap verir. Sekizinci gece teravih kılana Allah Celle Celal'u Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile yan yana çarpışmış sevap veriyor. Dokuzuncu gece teravih kılana ise Hazreti Davut ile beraber ibadet etmiş sevap verilir. Dünyadaki en büyük abid kimdi? Hazreti Davut. Onuncu gece teravih namazı kılana ise Allah Celle Celal'u dünya ve ahiret selameti verir. 11. gece teravih namazı kılana Allah Celle Celal'u kabul edilmiş umre ve yok sadece umre sevabı verilir. 12. gece namaz kılana sıratı yıldırım gibi geçmek nasip olur. 13. gece teravih namazı kılana Beytullah'ı imar etmiş gibi. Beytullah neresi? Kabe. Kabe'yi imar yani tamir etmiş gibi. Yeniden yapmış gibi sevap verilir. 14. Allah Celle Celal'u Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir. 15. gece Allah Celle Celaluhu hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler verir. 16. gece kıyamet gününde kabrinden kalkarken La ilahe illallah diyerek kalkmayı nasip eder. 17. gece dünyadan çıkmadan önce cenneti âlâdaki makamını görür. 18. gece şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir. 19. gece namaz kılana Allah Celle Celaluhu dünyada ve ahirette yar ve yardımcısı olur. 20. gece teravih kılana ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. 21. gece teravih kılana ise yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar ederler. Ve Allah Celle Celaluhu o kulundan razı olmadıkça dünyadan ahirete göç etmez. 22. gece teravih namazı kılana ise ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap verilir. 23. gece teravih kılana ümmet-i Muhammed'in esirlerini azat etmiş gibi sevap verilir. 24. gece teravih namazı kılan beraatını yani amel defterini sağ eline alır. 25. gece teravih kılana ölüm meleği en güzel surette gelir. Onu cennetiyle, cennet nimetleriyle müjdeler. 26. gece teravih kılana ise Allah Celle Celaluhu onun emriyle meleklerle beraber şeytanların şerrine korur. Meleklerin ne yapıyor? Melekler geliyor, şeytanları uzaklaştırıyor. 27. gece ise
Allah Celle emriyle cehennem kapıları kapanır. 28. gece namaz kılana Allah Celle emriyle cennetin kapıları açılır. Hangi kapıdan isterse o kapıdan girer. 29. gece teravih kılana ise Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı verilir, ihsan edilir, bütün günahları bağışlanır. Hazreti Eyüp'ün neyi vardı arkadaşlar? Hastalığı vardı. Hazreti Eyüp senelerce hastalık çekti. Yaralarında kurtlar vardı. Kurt arkadaşlar, kurt. Bildiğin kurt, hani elmadan falan çıkıyor böyle, fındıktan kurt. Hazreti Eyüp ne yapıyordu biliyor musunuz? Kurt yere düştüğü zaman onu yerden alıp yaraya geri koyuyordu. Öyleydi işte. İşte o sabır verir. 30. gece teravih namazı kılana ise Allah Celle Celaluhu'nun emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir. Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azat olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah Celle Celaluhu'nun cemaline nail olanlardır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Bak eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim. Sonra Allah Celle Celaluhu emreder ki o kullara erkek olsun kadın olsun cehennem azabından kurtarmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için berat verilir. Her kim inanarak, bakın arkadaşlar mevzu burada, inanarak yakinle adam gibi hızlı kıldıran yerlere gitmeyin. Özellikle bizim adamlar kardeşim hızlı kıldırana gidiyor ya. Bunu çok duydum ya. Bizim imam diyor 2 dakikada kıldırıyor. Ona gidiyorum 2 dakikada kıldırıyor bir de. Lan 2 dakikada namaz mı olur? Sabah namazı bile 2 dakika sürmüyor. Arada Fatiha yok, İhlas yok, Kevser yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Adam, ya bu Endonezya adamıydı, neredeydi o ya? Abi nasıl bir namaz? Ne yapıyorsun sen, ne okuyorsun ya? Dümdüz. Ha bizim burada da çıktı bir tane. Kaç dakikada kıldırmış? 7 dakikada mı, 10 dakikada mı ya? Çıkışta da diyor ki beni dövdüler. İyi mi dövmesine? Sen de o seni gebertmemişler. Ya böyle bir şey yapmasın da böyle bir şey. Ya günah dövmesinden imamı da. Sen dua et kardeşim. Sen orada linç etmemişler. Hayır suç kimde? Cemaatle. Niye? Hızlı kıldırıyor diyor. Ona gidiyorlar bir de imamı dövüyorlar. Ya bu adam hızlı kıldırıyorsa niye gidiyorsun? Patüt patüt. Yaşlar ne yapıyor? Oturuyor zaten. Nasıl ineceğiz 2 dakika sonra aşağı. Bekliyor. Yaşlar tabi selamun aleyküm ve rahmetullah. Bu kadar. Abi Allahu Ekber hiç rükû. Sübhanallah. Hiçbir şey yok. Ne Fatiha var, ne sure var, ne rükû, ne secde. Hiçbir şey yok. Kavme celse dümdüz. Böyle namaz mı olur? İşte bu 30 gecede arkadaşlar namaz kılan adam gibi namaz. Adam gibi bir imam. Hatimle kılabilen varsa hatimle kılsın. Hatimlerde de çok şey olmuyor zaten. Yarısından sonra cemaat yarısı dökülüyor, düşüyor aşağı. O da var tabi. Bir de hatimle namaz kılınan arkadaşlar. Yani savaşa gider gibi damacanayla falan giriyorlarmış millet. Ben denk gelmedim de duydum. Adamlar su, limonata, kola götürüyor. Lan nargile götür bari, arada nargile çekersin. Çay, çorba götürenler neler sen? İmam yanına almış. Kim dedi ya? Bir tane bizim imam vardı böyle doldurmuş mihrap şey dolu limonata. Ne yapıyor? Arada habire götürüyor diyor. Lan böyle namaz mı olur? Namaz arasında bir şey yenip içilmez. Hani çok kötü olursun. Eline titrer kardeşim. Kan şekerin düşer. Hasta olursun. Eyvallah. Onu anlarım. Ama onun haricinde teravih bu kardeşim. En fazla 40 dakika sürer. Hadi. Ortalaması 40 dakikadır. Bak. Teravihin ortalaması 40 dakikadır. 40 dakikada da ölmezsin acından. Zaten iftarda az önce yedin. Maşallah götürdün yani. Ama kardeşim arada sular, limonatalar, kek, oradan baba bir kek atsan oradan. Oradan tövbe estağfurullah. La ilahe illallah. Adamı günah sokuyorlar ya. Heh mevzu şu. Her kim inanarak 30 gece 30 gece teravih kılarsa Allah Celle Celaluhu o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. Yani iyilikte bulunur. Nerede geçiyor? İsmail Hakkı, Mecalisül Vaaz ve Terzik, Osman el Hobevi, Durretül Vaizin, Muhammed Hayri, Mecalisil Hayriye ve Mefatih İlmiye.